Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısının ardından başkent Ankara'da hareketlilik sürüyor. Dün Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi düzenlendi. Zirvede şehitlerimizin kanının yerde kalmadığı vurgulandı. Türkiye kararlılığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi. İdlib'deki saldırıya misliyle karşılık verildiğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin kararlılığından vazgeçmeyeceği belirtildi. Ankara'da Başkan Erdoğan Başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MIT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Masada İdlib'de Esad rejiminin Türk askerine hedef alan hain saldırısı vardı. Toplantıda şehitlerimizin kanının yerde kalmadığı, saldırıya misliyle karşılık verildiği vurgulandı. Türkiye'nin çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının engellenmesi amacıyla İdlib'de bulunduğu belirtildi. Hiçbir saldırının Türkiye'yi bu kararlılığından vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi alanında atılan adımlarla ilgili bilgi verirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da askeri alandaki süreci değerlendirdi. Sağdan gelen istihbarat raporları da enine boyuna ele alındı. Başkan Erdoğan, saldırıların devam etmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rejim unsurlarına misliyle karşılık verilmesi talimatını yineledi.